Esra Ilgın. Müzik ve matematik arasındaki bağlantıyı incelemek üzere bir müzik aleti geliştirdik. Bu yolculukta bize Pisagor eşlik etti. Araştırmalarımıza göre müzik ve matematik arasındaki bağlantıyı Pisagor çok net bir şekilde ortaya koymuş. Farklı uzunluktaki boruların farklı sesler çıkardığını keşfetmiş ve biz de bu keşif kapsamında PVC borular üzerinden onları farklı boyutlarda keserek farklı tonlar elde ettik. Bu şekilde atık malzemelerin kullanımını azaltmak amacıyla okulumuzda kullanmak üzere bir müzik aleti geliştirdik. Bu müzik aleti hem psikomotor gelişimini geliştiriyor. Biz bu aleti atık olan inşaatlardan bulduğumuz PVC borular, demir atıklar ve tahta ile birlikte yaptık. Bu bizim 2 yıldır uğraştığımız bir projemiz. Çeşitli araştırmalarımız sonucunda hocamız eşliğinde geliştirdik. Yıl boyunca çeşitli seferlerde denedik bunu. Tabii ki her seferinde tutmuyor. Çabucak olan bir şey değil. Çok fazla araştırma yapmamız gerekti. Her ton uymuyor dediğim gibi. Bunun için 6 farklı birimi kullanarak 26 farklı ses elde ettik. Bütün sesleri elde edebiliyoruz. Şu an oluşturduğumuz 26 notayla birlikte bütün şarkıları çalabilmekteyiz. Çok beğenildi. Farklı bir tasarım olduğu düşünüldü. Dediğim gibi amacımız doğrultusunda atık malzemelerden yaptığımız için herhangi bir harcamada bulunmadık. Şimdi projemiz Pisagor'dan müziği, yani matematik ve müzik ilişkisini araştırdık. Biz müziği sevdiğimiz kadar matematiği de çok seviyoruz. Ve bu konu hakkında bir proje yapmak istedik. Projemizde bayağı bir araştırma yaptık. Sonucunda Pisagor'un yaptığı araştırmalara ulaştık. Bir rivayete göre Pisagor bir demirci dükkanının önünden geçerken sesler duyuyor.
ve bu sesler sonucu diye yaptığı araştırmadan yola çıktık. Ellerimizi ayarladık. Tahta, PCB boru ve tabaklarımızı ayarladık. Sonra birleştirmeye başladık. Tabii ki de bu süreçte pek öğrencilerin yapamayacağı şeyler de oldu. Velilerimizden de yardım aldık. Birleştirme aşaması uzun sürdü çünkü birleştirmesi zor bir şeydi. Bayağı uzun sürdü.